Sevgili seyirciler, Yasser Arafat diye tanıdığımız Filistin halkının önderinin asıl adının bu olmadığını, bir mühendis olduğunu, geçmişinde pek çok noktanın hala bilinmediğini ve bugün yaşadığı kuşatılmışlık ve ölüm tehlikesine neredeyse 55 yıldır meydan okuduğunu biliyor muydunuz? Kimilerimiz bilmiyor. İşte Filistin halkının Ebu Ammar'ı, yani kurucusu. Asıl adı Abdurrahman Abdurraif El Kudva. Arap dünyasındaki adı Ebu Ammar, yani kurucu ve kod adı Yasser Arafat. Filistin halkının önderi ve rehberi. Arafat belki de dünyanın en çok tanınan liderlerinden biri. Üstünden hiç çıkarmadığı askeri üniforması, kefiyesi ve heyecanlı üslubuyla Orta Doğu'nun simge isimlerinden biri. Ancak böylesine tanınan bir ismin geçmişi bir sis perdesiyle örülü. Arafat'ın 50'li yıllardan önceki yaşamı, ailesi neyle uğraştığı ve çocukluğunun nerede geçtiği tam olarak bilinmiyor. Hatta nerede doğduğu konusunda bile rivayet muhtelif. Yaşamının 55 yılını Filistin davasına adamış, defalarca ölümle burun buruna gelmişti. Bir defasında düşen uçaktan sıyrıklarla kurtulan, bir defasında baskında çarşafa bürünüp elinde çocukla kaçan ve bir defasında da İsrail istihbaratı yatak odasına girdiğinde hala yatağını sıcak bulan Yasser Arafat bu gizliliğin sayesinde yaşamını sürdürebildi. 1948'de Arap-İsrail Savaşı başladığında Arafat da mühendislik okuduğu Kahire Üniversitesi'ni terk edip elde silah İsrail'e karşı saf tuttu. 1959'da El Fetih Kuveyt'te kuruldu. Bu dönemde Filistin öğrenci hareketi ikiye bölünmüştü. Kahire Arafat'a, Beyrut ise Marksist Habaş'a bağlıydı. Arafat'ın düşü fraksiyonlara ve örgütlere bölünmüş Filistin hareketini tek çatı altında toplamaktı. 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması işte bu birliği sağladı. 1967 savaşı sonrasında FKÖ'nün lideri artık belli olmuştu. Örgütün ana damarını oluşturan El Fedih kurucusu Ebu Ammar artık Filistin hareketinin meşru lideriydi. 1970 Filistin tarihindeki en büyük yenilgi olarak kayıtlara geçti. Muzaffer ordu İsrail değil, Ürdün'dü. Ürdün'de bir Filistin yönetiminin kurulması üzerine başlayan savaşta, savaş meydanında 3.440 Filistinli ve 10.000'e aşkın yaralı vardı. 50.000 Filistinli mülteci oluvermiş, Filistin hareketi ağır bir darbe yemişti. O yıllarda yaşanan güçsüzlük Filistin hareketleri içinde terör eylemlerine olan ilgiyi arttırdı. Kara Eylül örgütünün 1972 olimpiyatlarında giriştiği katliam ve ardından uçak kaçırma eylemlerinde hep suçlanan yine de Arafat oldu. Arafat Ürdün yenilgisi sonrası üssünü Beyrut'a kurmuştu. İsrail ordusu Beyrut'u 1982 yılında işgal edinceye kadar orada kaldı. 1975'ten itibaren iç savaşla bölünen Beyrut'ta Filistin bölgesinde ilk devlet deneyimini hazırlamaya gayret etti. Suriye nüfuzuna karşı çıkan Filistin hareketine saldırdığında Arafat bir kez daha arkadan vurulduklarını söylüyordu. 1983'te yenilmiş ama askerlerini kaybetmeden Beyrut'tan çekinen Arafat için Tunus'ta sürgün günleri başladı. Filistin'den binlerce kilometre uzakta artık her şeyin bittiği sanılırken Filistin İntifadası, yani Arafat'ın küçük generallerim dediği çocukların başlattığı direniş FKÖ'nün yeni miladını anlatıyordu. Tanklara karşı taşla direnen bir halkın lideri olarak onurlu barışın tam zamanıydı. FKÖ, 12 Kasım 1988'de Filistin devletini ilan etti. ...1993 yılı Arafat'ın mücadelesinin başarısını teyit etti. İsrail Başbakanı Isaac Rabin ile Arafat arasında varılan anlaşma özerk bir Filistin devletinin kurulacağını ilan ediyordu. 1994 yılında Arafat görkemli bir törenle 27 yıllık bir aradan sonra vatan topraklarına dönüyordu.
1994'ten itibaren İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki gerilim hiç bitmedi. Artık Arafat, Filistin hareketinin biricik lideri değildi. İslami Cihat ve Hamas gibi aşırı İslamcı örgütler uzlaşmaz bir tavırla İsrail ile silahlı mücadeleyi savunuyordu. Filistin yönetimi bir yandan yepyeni bir ülkeyi inşa etmeye çalışıyor, bir yandan da İsrail'in tacizleri ve terör eylemlerinin bedelini katlanmak zorunda kalıyordu. Arafat, İsrail'in tarihi düşmanlığı ile aşırı İslamcı örgütlerin uzlaşmazlığı arasında sıkışıp kalmıştı. Uluslararası diplomasinin bu usta oyuncusunu zor günler bekliyordu. 28 Eylül 2000'de Sharon'un Harem-i Şerif'e girmesiyle başlayan eylemler bir çorap söküğü gibi olayları bugüne taşıdı. Kutsal değerlerine hakaret eden Sharon'a karşı başlayan intifada giderek şekil değiştiriyor ve canlı bomba eylemleriyle İsraillerden can alıyordu. İsrail askerlerin linç görüntüleri Arafat'ı zor durumda bırakıyordu. Diğer yanda ise İsrail Filistin yönetimine ağır saldırılar düzenliyor, geleneksel göze göz dişe diş politikasıyla bölgede gerilim tırmanıyordu. Sharon 13 Aralık'ta Arafat'la tüm ilişkilerin kesilmesi kararı aldı. Bu karar sonun başlangıcıydı. Zira İsrail'e göre ülkedeki saldırı dalgasının tek sorumlusu Yasser Arafat'tı. 21 Ocak'ta ise İsrail ordusu 100 tankla Ramallah'a girdi. Arafat'ın karargahındaki gözük günleri başladı. Şimdi Arafat'ı elektriği kesilmiş odada 55 yılda yaşananların ışığı aydınlatıyor. Arafat, silahı elinde Filistin halkının ve devletinin iradesini koruyor. Bakalım Filistin halkının Ebu Ammar'ı, yani kurucusu, bir ülkeyi yeniden küllerinden inşa edebilecek mi? Bu sorunun yanıtını bütün dünya merak ediyor.